Sünnet Müslümanın kimliğidir. Tarih boyunca İslam dünyasında görülen iç gelişmeler veya dıştan gelen tesirler sonucunda İslam'ın farklı yorumlanıp yeniden şekillendirilme girişimlerinin olması, İslam'ı asli şeklinde tutmanın ve onu böylece devam ettirmenin lüzumunu daha iyi göstermiştir. Günümüzde de İslami olmayan kültür ve medeniyetlere bulaşmamış bir İslam'ın ne derece önemli olduğu açıkça görülmektedir. Asıl İslamsa Hazreti Peygamber'in tebliğ ettiği esaslar ve Hazreti Peygamber'in yaşadığı İslam'dır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı İslam ifadesi önemlidir. Çünkü onun yaşayış biçimi dinin kaynaklarından biridir ve dinin korunmasında esastır. Müslümanlar için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her safhasında modeldir. Dinin aslını korumak açısından bakıldığında, Hz. Peygamber'in İslam'ı yaşama biçimi olan sünnetin bir kimlik oluşturması yönüne temas etmek gerekir. Sünnet aslında Müslüman kimliğidir. Bir toplum için kimlik, ister doğru, ister yanlış olsun vazgeçilmezdir. Kimliksiz bir fert ve toplum, kültürler ve uygarlıklar arasında kaybolmaya mahkumdur. Bütün medeniyetlerin dinsel olduğu, kültür dediğimiz şeyinde tarih boyunca toplumda yaratılan bütün maddi ve manevi değerler, bu değerlerden faydalanılması ve bu değerlerin gelecek nesillere iletilmesi anlamına geldiğine göre, kimlik sahibi olmak, ve onu korumak kesinlikle gereklidir. Diğer yandan dinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yorumuyla bir kültür oluşmuştur. Hazreti Peygamber'in yaşayışıyla toplumda yerleşik hale gelen kurallara sünnet adı verilmiştir. İslam kültürü var olan Arap kültürüne yenik düşmemiş, yeni bir kültür oluşturmuştur. İslam kendini koruyacak tedbirleri de bünyesinde muhafaza etmiştir. Zira kültürün dinin yerini alma ihtimali mevcuttur. Aynur Uraler. Sünnete uymanın engelleri. Sayfa 18-19. 1 Nisan Mevlana takvimi.